yükünün kaynağı atomlardaki elektronlardır. Çünkü elektronlar alınıp verir. Elektronlar alınıp verilebilir. Alınıp verilebilir. Verilebilir. Bundan dolayı da kaynağı elektronlardır. Birinci yargımız doğrudur. Sadece iki çeşit yük vardır. Bunlardan birisi elektrik yüklü elektron, diğerisi de proton idi ve bunlar korunumludur. Yani toplam net yük değişmez. Proton ve elektronun elektrik yükleri zıt işaretlidir. Yani elektronun yükü ile protonun yükü zıt işaretlidir ama büyüklük olarak ikisininkisi de eşittir. O da 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulon kadardır. Kütleleri farklıdır arkadaşlar. Protonun kütlesi elektronun kütlesinden daha büyüktür. Bize yükleri zıt işaretlidir dediği için üçüncü yargımız da doğrudur. Cevabımız E seçeneği olur. Yükle ilgili diyor arkadaşlar. İpek ipliği asılmış nötr küreye eksi yaklaştırılırsa diyor çeker, artı yaklaştırılırsa iter diyor. Yanlıştır. Nötr küreyi tüm yüklü cisimler çeker. Yüklü cisimler nötr cisimleri çeker. İtmez arkadaşlar, cisimleri çeker. İtemez. Birinci yargımız yanlıştı. İletken küreler birbirine dokunursa yarıçapı büyük olan küre daha çok yüke sahiptir. Yük yarıçapla doğru orantılı paylaştırılır. Net yük yarıçap ile doğru orantılı paylaşılır. Doğru orantılı paylaşılır. Buna göre ikinci yargımız doğrudur. Birbirine dokundurulduğunda son yük eşit büyüklükte olur. Doğrudur, ancak zıt olmaz. Aynı işaretli olur. Çünkü net yük ya artıdır ya eksidir. Eğer net yük artıysa her ikisi de artı. Net yük eksi ise her ikisi de eksi işaretli olur. Üçüncü yargımız da yanlıştır. Doğru olan sorulduğundan cevabımız yalnız 2 B seçeneği olur. Hangisi olamaz diyor ilk duruma göre arkadaşlar. Mesela x arttı, y azaldı. X o zaman elektrik elektron almıştır. Y de verdiği için azalmıştır. Buradan buraya yük geçişi olursa birinci yargımız A seçeneğimiz doğru olur. İkisi de azalma nasıl olabilir? X vermiştir, Y de kapanıp açılmıştır aldığında, zıt cinstir. Dolayısıyla eski yükü kadar olmamıştır. O zaman bu da olabilir. X azaldığında elektrik yükü kaybetmiştir. Elektrik yükü kaybetmiştir ama azalmıştır. Y ise kapanıp açılmıştır. Kapanıp açılmıştır. Yani aynı yük miktarına sahip olmuştur. Olabilir. X arttıysa yük almıştır. O zaman o yükü arkadaşlar Y verecektir. Y yük vermelidir. Yük verirse açıklık kesinlikle değişir. Açıklık kesinlikle değişir. Değişmelidir. Oysa değişmez diyor bize. Buna göre yanlıştır. X değişmemiştir, Y ise azalmıştır. Y X'e yük vermiştir o zaman. Y yük verdiyse azalmıştır. Bu ise yük alıp kapanıp açılmıştır. Yine olabilir. Bize olamaz soruyor sorumuzda. Cevabımız D seçeneği olur. Eksi yüklü çubuğumuz artı Q kadar buraya yük çektiyse eksi Q kadar da burada olacaktır. Bu eksi Q'muz 10 çarpı 10 üzeri 19 tane elektrona tekabül ediyor. Peki bir elektronun yükü, bir tane elektronun yükü 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 kulomb ise 10 çarpı 10 üzeri 19 tanesinin de yükü Q kadar olacaktır. Buradan da Q'muz, bunlar sadeleşirse 16 kulomb olur. Bize x'in yükünü soruyor. X'in yükü Q kadar idi. Buradan da x'in yükü 16 kulomb olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir.
Kürelerimizi öncelikle çizecek olursak, kürelerimizin yarıçaplarını bilmiyoruz. Şöyle rastgele çizdik. K küresi, L küresi, M küresi. Buraya arkadaşlar 1Q, 2Q, 3Q dersek, K'da eksi 2 fazlalık var. O halde eksi 2Q diyelim. L'de artı ve eksiler eşit olduğu için sayıca nötr olacaktır. M'de de bir tane artı fazlalığı olduğu için artı Q olacaktır. Şimdi buna göre K ve L birbirine dokundurulursa K ve L'den her ikisi de eksi yüklenir. Doğrudur ve yük büyüklükleri eşit olur diyor. Yük büyüklükleri yarıçapa bağlıdır. Yarıçaplar bilinmediği için bir şey diyemeyiz. Yarıçapları bilinmiyor. Yani net yük eksi olur her birininki ama net yük ne kadar paylaşılır onun hakkında bir şey diyemeyiz. Dolayısıyla bağınınki kesin değildir. K ve M dokundurulursa, K ve M dokundurulursa, K ile M dokundurulduğunda net yükümüz ne olacaktır? Eksi Q olacaktır. Hem K hem de L eksi olur. Yarıçapı büyük olan da fazla yük kazanacaktır. Yine Volkan doğru söylüyor. K ve L küreleri birbirine yaklaştırılırsa K ve L yüklü cisim nötr cismi daima çeker. Yüklü K cismi nötr cismi daima çeker. Cismi daima çekecektir. O halde üçüncü yargı yani Mete de doğru söylemişti. Hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Cevabımız Volkan ve Mete olup E seçeneğidir. Öğrenciklerin boyunu kısalttığında arkadaşlar şu şekilde olduğunu düşünelim. Yani uzaklık aynı olsaydı. Şimdi bunlar birbirine F ile itiyordu. Ağırlığımız da G ise açımız alfa oldu. Eğer yine aynı F ile itseydi, burası D olsaydı, o zaman açının değişmemesi gerekirdi. Oysa ki açımız ne yapıyordu? Artacaktı. Alfa artacağından F kuvvetimizin de artması lazım. K çarpı QK, QL bölü D kareden F artmalıdır. F'in artması demek D'nin azalması demektir. Dolayısıyla D azalır, alfa arttığı için teta da artmış olacaktır. Cevabımız B seçeneği olur. O noktasındaki elektrik alan 0 ve O noktası Qx, O noktası yüklere eşit uzaklıkta olduğundan yüklere eşit uzaklıkta olduğundan ve O'daki elektrik alan 0 ise bu durumda x'in yükünün büyüklüğü y'ninkine eşit olması gerekir. Birinci yargımız doğrudur. X ve y isimler artı cinstir diyor. Elektrik alan çizgileri nereden çıkardığı çizgileri artı yükte dışa doğrudur. Artı yükten çıkar. Eksi yüke gelir idi. Burada her ikisinde de çıktığına göre her ikisi de artı Q ya da artı 2Q olmalıdır. Yani ikisi de artıdır. İkisi de eksidir diyor. O da yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olur. Lazer yazıcılarının çalışma sistemi ile ilgili soruluyor. Paragrafı okuduktan sonra tamburda oluşan nötr alanları dolduran tonerlerin yüzeye eşit dağılması toner taneciklerin birbirini itmesiyle toner tanecikleri aynı cins elektrikle yüklüdür. Aynı cins elektrik yüklüdür. Aynı cins elektrik yüklü olanlar da birbirini ne yapacaktır? İtecektir. Birinci yargımız doğrudur. Nötr bölgeler etki ile elektriklenme sonrası yüklü tonerleri çekme olayı gerçekleşmiştir. Yüklü cisim nötr cismi çekecektir ya da nötr cisim yüklü cisimleri çeker.
yüklü cismi çeker. Bu da doğrudur. Tonerlerin karıştırma esnasında pozitif elektrikle yüklenseydi diyor. Şimdi arkadaşlar yazının başka bir bölümünde buraya dikkat edersek başka bir bölümünde artı elektrikle yüklenen kağıt diyor. Kağıt artı karıştırma tonerler karıştırması pozitif olsaydı, toner pozitif olsaydı, o da pozitif olsaydı birbirini iterdi, çekmezdi. Birbirini iterdi. Bu da kağıda yapışmasına engel olurdu. Kağıda yapışmazdı. Yapışmazdı. Buna göre üçüncü yargımız yanlış olur. Cevabımız 1 ve 2 D seçeneği olur.